Bakın hiçbir kitap Kur'an'la denk tutulmaz. Ya Risale-i Nur'u çok okuyorlar bunlar. Kardeşim biz Risale-i Nur okumamızın amacı ve gayesi Kur'an'ı anlamak. Kur'an'ı okumamızın amacı ve gayesi Cenab-ı Hakk'ı tanımak, dünyaya geliş gayemizi anlamak. Anladın mı? Yani biz Risale-i Nur diye okumuyoruz. Eğer böyle okuyorsanız okumayın. Manayı ismiyle Risale-i Nur okunmaz. Manayı harfiyle okun. Ne demek? Benim bu gıybet bahsini okumamdaki amaç Hucurat suresinin 12. ayetinin bu asra bakan vecini anlamak için ben okuyorum Risale-i Nur'u. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de Risale-i Nur'u Kur'an önüne koydu diye iftira atanlara ben söylüyorum. Hayatını Kur'an'a vakfetmiş, Kur'an hakikatlerinin neşru neması için uğraşmış olan bir zat hayatının 18 kez zehirlenmiş, 20 küsur sene hayatı hapiste geçmiş ve tek derdi Kur'an olan bir zatı. Sen bu zat Kur'an'dan önüne koyuyor Risale-i Nur'u diye anlatıyorsan, bu iftirayı atıyorsan kusura bakma, senin iftiran ve gıybetin çok büyük bir iftira ve gıybettir. Risale-i Nur talebi Kur'an okumuyorlar. Nereden biliyorum? Ben ne yapayım Kur'an okurken sana mesaj mı vermiş orada Kur'an okuyorum diye. Yani Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz kardeşim. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kur'an'ın diyor yüzer ayetinden süzülmüş damlalar. Damla diyor yani. Başka bir müfessir gelir bu başka bir mana verebilir. Başka bir müfessir buna gelir başka mana verebilir. Çünkü 350 bin tefsir yazılmış ve yazılacak. Çünkü Kur'an kelamullah'tır. Sonu ve dibi yok. Ama herkesin ayeti ele alış tarzı ve şekli farklıdır. Kimisi hadis rivayeti üzerine alır. Kimisi nüzul sebebine göre tefsir eder. Kimisi kelam ilmine göre tefsir eder. Kimisi iman bayisi noktasında tefsir eder. Eder. Yani sen kardeşim bal yemeye baksana. Niye ondan sonra takılıyorsun böyle şeylere? O yüzden bileceğiz ki bizim amacımız Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı öğrenmek. Kur'an'ın nasıl bu asra baktığını anlamak için uğraşıyoruz. Kutsallaştırdığımız bir kitabımız vardır. Kur'an'dır. Ama Kur'an'ı anlatan bütün eserleri de bizim dünyamızda baş tacıdır. Yeter ki ehl-i sünnet vel cemaat itikadında olsun. Biz Risale-i Nur'dan istifade ediyoruz. Sen Ruhul Furkan'dan istifade edersin. Ötekisi Fahrettin Razi Hazretleri'nin tefsirini okur. Ne güzel elhamdülillah karik. Yeter ki Kur'an'la muhatap olmak için uğraşalım. Kimin neyle uğraştığı önemli değil ki. Herkes istifadesi. Herkesin nurcu yapacağız diye bir kaydı yok. Herkesin falancası yapacağız diye bir kaydı yok yani.